Şimdi hocamız PKK'nın üstünde durduğu için ben de bu konudan biraz daha bahsetmek istiyorum. PKK ile masaya oturalım, işte biraz toprak verelim, çözüm olur, başka çözüm kalmadı gibi çatlak sesler çıkaran bazı yerler olabilir. Bilerek veya bilmeyerek bunun böyle bir durumun içine girmek ülkemizi tamamen sıkıntıya sokar. Çünkü Türk milletinin şerefi, Türk milleti derken bu arada Türk milleti demek yani Türkiye'li anlamında. Burada bir ırkçılık anlamında bunu kesinlikle söylemiyoruz. Kürt, Çerkez, Laz hepsi bizim kardeşimiz, hepsi canımız. Ama burada tabii ki bir kullanım olarak böyle anlaşılıyor. Milletimizin bizim hiçbir şekilde ayırt etmiyoruz ırkını, dilini, ne olursa olsun hepsi Türkiye'li inşallah. Dolayısıyla PKK'ya toprak vermek bir çözüm olmaz. Böyle suni bir ortam çözüm yaratılmaya çalışıyor. Böyle bir çözüm de Allah'ın izniyle inşallah kesinlikle olmayacaktır. Tek çözüm ilmi mücadeledir. Gene suni bir sorun olarak Kürt sorunu varmış gibi sanki anlatılmaya çalışıyor. Kürtler bizim kardeşimiz, canımız. Hocamız söyler Selahattin Eyyubi'nin evlatları inşallah. Aynı zamanda Said Nursi Hazretleri de biliyorsunuz Kürt'tü. Çok dindar, Allah korkusu, Allah sevgisi çok şiddetli olan, çok değerli bir inşallah bizim alimimizdir Said Nursi Hazretleri. O yüzden Kürtler bizim canımızdır. Suni bir Kürt sorunu diye bir şey yoktur PKK'da. Bu tamamen onların kullanmaya çalıştıkları bir kelimedir. Bunun altında yani Kürt milliyetçiliği varmış gibi sanki ideolojilerini savunuyorlarmış gibi yapmaya çalışırlar. Bunu kullanırlar ama öyle bir şey yoktur. Bu tamamen komünist bir ayaklanmadır. Komünist ayaklanmaya karşı da Allah'ın izniyle antikomünist mücadele verilmedikçe bir çözüm olmaz. O yüzden bunların biraz anlatmak istedim ki yanlış yönlendirilmelere karşı hocamızın uyardığı gibi ben de bir kez daha hatırlatmak istedim inşallah. İnşallah.